Arkadaşlar, Yıldırım Bayezid'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayın, 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat hayatını kaybetti. Savaş alanına dönen ilk ve tek padişahımız 1. Murat'tı. Bunu hatırlıyoruz. 1. Murat ölünce yerine oğlu 1. Bayezid geçti. 1. Bayezid'in lakabı ya da ünvanı Yıldırım. Neden Yıldırım ünvanı verilmiş kendisine? Savaşta cesurca ve hızlı hareket ettiği için bu ünvan verilmiş. 1386 yılında Karamanoğulları Seferi vardır 1. Murat'ın. Frenk Yazısı Savaşı diye geçer. Bu savaşta üstün gayret gösteren, bu savaşı kazanan oğlu Bayezid'dir. Bu savaştaki gayretlerinden dolayı Halil İnalcı'ya göre kendisine Yıldırım ünvanı verilmiş. İkincisi ise Yıldırım Bayezid'in bir ünvanı daha var. Halife tarafından kendisine verilen Sultanı İklimi Rum. Rum diyarının sultanı, yani Anadolu'nun sultanı, Bizans'ın sultanı ünvanı verilmiş. Onu da Nibolu Savaşı'ndan sonra, 1396 Nibolu Savaşı'ndan sonra bu ünvan kendisine verilmiş olacak. Arkadaşlar, kuruluş dönemi içerisinde 6 padişah, Osman, Orhan, Murat, Yıldırım, Çelebi Mehmet ve 2. Murat. 6 padişah içerisinde en önemli olanı Yıldırım Bayezid dönemi, 1. Bayezid dönemi. Çünkü bu dönemde Ankara Savaşı var. Osman'ın baş belası, dikkat çeken bir dönem. O yüzden hem KPSS'de hem ÖABT'de soru gelebilecek bir alandır burası. Arkadaşlar, 1389-1402 yılları arasında Osmanlı'nın 5. padişahlığını yapmış olan kişi 1. Bayezid'dir. Dersimize, konumuza başlayalım. Şimdi ne yapmış onu görelim sizinle. Ondan önce ben bir not düştüm arkadaşlar. Onu da bir anlatayım da ondan sonra artık abi kardeşiz. Onu anlatayım size. Şimdi Osmanlı'nın büyüyüp gelişmesine etki eden faktörlerden birisi de, hatırlayın, dersin başında söylemiştim. Hatta bir önceki tahtanın sağ üst köşesine yazdım fakat 37 dakikayı doldurunca siz sıkılmayın diye onu bu videoya aktardım. İskan politikası. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde uyguladığı, Fatih döneminin sonlarına kadar devam eden bir politikası vardır. İskan politikası. İskan Orhan Gazi ile başlar. İskan dediğimiz olay şu: Osmanlı Devleti fethettiği topraklara doğudan getirdiği Türkmenleri yerleştiriyor. Buradaki amaç orada kalıcı olmak, o bölgeleri Türkleştirip İslamlaştırmak, düşman saldırısına karşı o bölgeleri korumak, o bölgelerdeki araziyi tarıma açmak, konar göçer, kara Arap dediğimiz konar göçerleri, ki biz bunlara tabii yörük diyoruz da ilk yerleştirilen kara Araplardır. Onları yerleşik hayata geçirmektir. Amaç budur ve bu politikayı ilk defa başlatan da Orhan Gazi'dir. Gelibolu'da başlamıştır. Yani karşı tarafta, Rumeli'de başlamıştır. 1. Murat döneminde de hızlı bir şekilde devam etmiştir. Osmanlı Devleti iskan politikasını uygularken bazı şeylere dikkat eder. Ben bir örnek vereyim. Ankara diyelim. Orhan Gazi Gelibolu'yu aldı ve oraya Türkleri yerleştirecek. İlk önce konar göçer dediklerimize bakıyor. Yani göçebe olanları alıyor. Yerleşik olanı, toprağı olanı, tımarı olanı almıyor kolay kolay. Buradaki amaç göçebeyi yerleşik hayata alıştırmak. Göçebe olacak ki ilk gidenler de Kara Araplar diye geçer Orhan Gazi döneminde. İki, aralarında sorun olan ailelerden birisini alıyor. Yani her aileyi götürmüyor. Böylelikle sorunun çıktığı yerdeki problemi de çözmek istiyor. Alıyor, oraya yerleştiriyor, Gelibolu'ya ya da Balkanlara yerleştiriyor ve yerleştirdiği kişiden şunu istiyor. Diyor ki, ben sana tohumluk veriyorum, öküz veriyorum, saban veriyorum ve senden de 5 yıl boyunca vergi almayacağım. Bu toprağa ek biç diyor. Osmanlı böylelikle hem o bölgede üretimi sağlamış oluyor, hem o bölgeyi Türkleştirip İslamlaştırmış oluyor, hem de o bölgelerde Osmanlı kalıcı olmuş oluyor ve göçebeyi de yerleşik hayata alıştırmış oluyor. Dikkat edersek böyle Balkanlarda ve Rumeli taraflarında birçok yer adı Türk boylarının, kollarının adıdır arkadaşlar. Bayındır, Çavuldur gibi bu tarz yerler çok fazla Rumeli tarafında. Bunun sebebi işte o iskan politikası sonucu ortaya çıkmasıdır. Tamam mıdır? Şimdi bir de istimalet politikası vardır. Onu iskanla karıştırmamak lazım. İstimalet politikası dediğimiz olay da şudur: başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz mantığıdır. Yani Osmanlı'nın fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü yaklaşımıdır. Onları dinlerinde, dillerinde,
evlerinde, barklarında, tarlalarında serbest bırakmasıdır. Ama bir şartımız vardır. Vergi ödemek şartıyla, haraç ve cizye ödemek şartıyla dininizde, dilinizde serbestsiniz demiştir. Onlara her imkanı sunmuştur. Biz buna da istimalet politikası diyoruz. Tamam mıdır? Bu da Osmanlı'nın Balkanlarda kalıcı olmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi olmuştur. İkisini birbiriyle karıştırmayın. Şimdi Yıldırım Beyazıt dönemine geçiyoruz. Yıldırım dedik, sultanı iklimi Rum dedik. Arkadaşlar, şimdi babası 1. Murat Kosova Savaşı'nda hayatını kaybeder. Hemen yerine Yıldırım Bayezid geçer. Savaş alanında geçer ve Yıldırım Bayezid bu savaştan sonra Arnavutluk ve Karadağ'ı egemenlik altına alır. Yani zaten Bulgaristan büyük oranda 1. Murat döneminde Osmanlı'nın eline geçmişti. Bu hakimiyet sağlandıktan sonra Arnavutluk ve Karadağ'a kadar Yıldırım Bayezid seferi devam ettirir. Bu toprakları egemenlik altına alır. Diğer bir bilgi şudur. Bizde Yıldırım Bayezid döneminde İstanbul iki kez kuşatılmıştır. Arkadaşlar, Osmanlı tarihinde ilk defa İstanbul'u kuşatan padişah Yıldırım Bayezid'dir. Yani 1. Bayezid'dir. Ancak Fatih'e kadar İstanbul iki hükümdar, bir de şehzade tarafından kuşatılmıştır. Hükümdarlar Yıldırım Bayezid'le 2. Murat'tır. Şehzade ise Musa Çelebi'dir. Yıldırım Bayezid'in çocuklarından Musa Çelebi İstanbul'u Bizans'a düştü. Anlaşmazlıklardan dolayı, Bizans'la alacak verecek meselesinden dolayı İstanbul'u kuşatmıştır. Fatih de fethetmiş. 1391 yılında Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatır. Fakat arkadaşlar, bu kuşatma sırasında Batı'da Macar problemi çıkar. Yani Osmanlı'ya karşı bir Haçlı ittifakı oluşmaya başlar. Bu ittifaktan rahatsız olan Yıldırım Bayezid kuşatmayı kaldırır. 1391'de kuşattı. Fakat Batı'da ortaya çıkan Haçlı tehlikesinden dolayı, Nibolu yani, bu tehlikeden dolayı kuşatmayı kaldırır. Arkadaşlar, 1401 yılında ikinci kez kuşatır İstanbul'u. 1391-1401 ikinci kez kuşatır. Kuşatmadan önce de, bu kuşatmayı gerçekleştirmeden önce de Boğaz'a Anadolu Hisarı'nı yaptırır. Biz buna Güzelce Hisar diyoruz. Güzelce Hisar eşittir Anadolu Hisarı. Yıldırım Bayezid Anadolu Hisarı'nı, Fatih Sultan Mehmet Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştır. Yani Yıldırım Bayezid Güzelce Hisarı, Fatih Sultan Mehmet Boğazkesen Hisarı'nı yaptırmıştır. Bu hisarların yapılmasının temel mantığı, kuşatma sırasında Bizans'a gelebilecek yardımları engellemektir ki genellikle Bizans'a 3 koldan yardım gelebilir. 1 Haçlı, 2 Karadeniz tarafından Ceneviz, 3 Ege Akdeniz tarafından Venedik. Bu yardımları engellemek amacıyla Yıldırım Bayezid Güzellik Hisar diye de geçen Anadolu Hisarı'nı yaptırır ve İstanbul'u kuşatır. Fakat bu kuşatma sırasında da doğudan Timur tehlikesi belirir. Bu bağlantıyı unutmuyoruz. Bu tehlikeden dolayı Yıldırım Bayezid kuşatmayı kaldırır ama İstanbul'la Bizans'la bir antlaşma imzalar. İstanbul Antlaşması diye geçer bu. Bu antlaşmada der ki, bir arkadaş da bana yıllık 10 bin düka vergi vereceksin. Yıldırım Bizans'ı vergiye bağlar. İki, İstanbul'da bir Türk mahallesi kuracaksın. Bu mahalleye bir mescit yapacaksın, bir cami yapacaksın ve o mahalleye de bir kadı atayacaksın der. Böylelikle Osmanlı'nın gücünü Bizans'a Yıldırım Bayezid kabul ettirir. Tamamdır arkadaşlar. İkinci bilgimiz de bu. Hemen geçiyorum şuraya. Arkadaşlar, 1396 yılında Nibolu Savaşı olur. Nibolu Savaşı, 1. Kosova Savaşı Osmanlı'nın Haçlılara karşı kazandığı İlk büyük zafer, Sırp sındığı da zaferdir. İlk büyük zafer 1. Kosova diye geçer. Nibolu Savaşı'nın rengi daha da bir farklıdır. Nibolu Savaşı büyük Haçlı ordusuna karşı yapılmış bir savaştır. Peki bu savaşı niye yapıyoruz biz? Yani niye Haçlılar bize saldırıyor? Bunun sebeplerini geçmişten getirin. İstanbul kuşatmaları, Bizans'ın Papa'dan yardım istemesi, Osmanlı'yı Balkanlardan atma düşüncesidir. Tamam mı? Bundan dolayı Macar kralı arkadaşlar, Sigismund Papa'dan yardım istiyor. Papa Bonifas, 9. Bonifas Haçlı Birliği'ni oluşturuyor. İngiliz, Fransız, Almanlar da Macar liderliğinde toplanan bu Haçlı grubuna asker gönderiyor. Ve Nibolu'da iki ordu karşı karşıya geliyor. Bu savaşta Osmanlı müthiş bir zafer kazanıyor. Nibolu büyük bir zaferdir. Bulgaristan toprakları tamamen Osmanlı'nın egemenliği altına girmiş oluyor. Nibolu'yu bu açıdan unutmamak lazım. Bu galibiyetten sonra böyle bir zaferi, yani Haçlı grubuna karşı, ki bizim Haçlı grubuna karşı kazandığımız
Bir üçüncü Haçlı Savaşı var, muhteşem bir zafer. Arkadaşlar iki bir de bu var yani, muhteşem bir zafer. Haçlı grubuna karşı büyük zaferler bunlar. Bu galibiyetten dolayı halife, İslam halifesi, Abbas halifesi Yıldırım Bayezid'e Sultan-ı İklimi Rum ünvanını veriyor. Bu ünvanı unutmamak gerekiyor, tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi diğer bir konumuz da şu. Bu dönemde Anadolu Türk Siyasal Birliği'nin hani Orhan Gazi ile başlayan Anadolu Türk Siyasal Birliği'nin kurma çalışmaları Yıldırım Bayezid'le kemale eriyor. Yani tamamlanıyor. Ben baştan tekrar alıyorum olayı. Hatırlayın. Arkadaşlar Orhan Gazi döneminde Karasoğulları Beyliği egemenlik altına alındı. Çanakkale, Balıkesir dolayları Osmanlı'ya katılan ilk beylik buydu. Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni kurma çalışmaları başladı. Rumeli'ye geçişe zemin hazırlandı. Osmanlı'da donanmacılık başladı. Bize katılan ilk beylik de bu olmuştu. 1. Murat döneminde Murat oğlu Bayezid'i Germiyanoğulları'nın kızıyla evlendirdi. Çeyiz olarak Germiyanoğulları Osmanlı'ya Kütahya, Simav, Emet ve Tavşanlı'yı verdi. Nasıl bir şeymiş, gördün mü? Gördünüz mü? Bak yani adam kız alıyor Germiyanoğullarından, Kütahya'yı alıyor. Simav, Emet'i, Tavşanlı'yı alıyor. Var mı böyle bir kız? Yani ama Osmanlı almış işte yani. Arkadaşlar Hamitoğullarına para veriyor ve Hamitoğullarına verdiği para karşılığı Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Isparta, Yalvaç topraklarını alıyor. O zaman evlilik ve para yoluyla bu dönemde Türk Siyasal Birliği'ni kurma çalışmalarına devam ediliyor. Karamanoğulları ile 1386'da Frenk Yazısı Savaşı yapılıyor. Bunun sebebi nedir? Karamanoğulları Haçlıları destekliyor. Yamuk yani Karamanoğulları bu noktada. Yani Karamanoğulları'nın nesi meşhur? Bir Karaman'ın koyunu meşhur. Bir de Türkçe'yi resmi dil ilan etmesi var 1277'de. Ama bela yani, kendisini Anadolu Selçuklu mirasçısı saydığı için. Arkadaşlar Karamanoğulları Beyliği'ne sefere çıkılıyor. Bu seferde Osmanlı galip geliyor. Yani Bayezid'dir şehzade, o galip geliyor. Konya yöresi Osmanlı eline geçiyor. O zaman Osmanlı, dikkat edin, evlilikle, para yoluyla ve savaş yolu, EPS oldu. Savaş yoluyla Anadolu Türk Siyasal Birliği'nin kurma çalışmalarını Murat döneminde de devam ediyor. Şimdi Bayezid dönemine gelindiğinde, 1. Bayezid dönemine gelindiğinde Saruhan, Menteş, Aydın, Germiyan, Karaman, Hamit, Kadı Burhanettin Eretnay'ı da hatırlayın. Candaroğullarının bir kısmı, Dulkadiroğullarının bir kısmı tamamen Osmanlı'ya katılıyor. Ve böylelikle, bakın böylelikle Anadolu Türk Siyasal Birliği ilk defa gerçekleşiyor. Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni ilk defa gerçekleştiren hükümdar da padişah da Yıldırım Bayezid oluyor. Burada şu bilgiyi de hatırlamak lazım. Dulkadiroğulları Beyliği büyük oranda egemenlik altına alınırken Osmanlı'nın Memluk'la ilişkisi bozuluyor. Osmanlı Devleti ile Memluklar arasındaki ilişkinin ilk defa, tabii bu KPSS'de böyle anlatmıyoruz bunu. Fatih döneminde Hicaz su yolları diyoruz ama alanda biraz farklıdır. Bu ilişkilerin bozulması Yıldırım Bayezid döneminde Dulkadiroğulları Beyliği'nin topraklarının bir kısmının, büyük bir kısmının egemenlik altına alınması. Özellikle bu Malatya yöresinin, Malatya Kayseri bölgesinin, Kırşehir bölgesinin egemenlik altına alınması sonucu Dulkadiroğulları Beyliği'nin topraklarının bir kısmının Osmanlı hizmetine girmesi sonucu Memluklarla Osmanlı arası açılıyor. Buradan bağlantıyı nasıl yapacaksınız? Aramız bu dönemde Dulkadiroğulları meselesi yüzünden açıldığı için Ankara Savaşı'nda Memluklar Osmanlı'ya destek vermiyor. Diplomatik olarak, siyaseten Timur'u destekliyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki bağlantıyı da böyle kuruyorsunuz. Bu bölümü de bitirdim arkadaşlar. Hemen Ankara Savaşı'na geçiyorum. ...1402 Ankara Savaşı, kuruluş döneminin en önemli olayı. Tamam mı? Arkadaşlar Ankara Savaşı çok malumumuz olduğu gibi Yıldırım Bayezid'le
Yani birinci Bayazıt'la Timur arasında. Timur Lenk, Topal Timur. Hani şey derler, kör Yıldırım, Topal Timur. Ya bunu yakıştırmak kötü tabii. Yani ne kör ne topal. İkisi de hükümdar ve Türk hükümdar bunlar. Ki video ders defterinde Timur, Celayir, Karakoyun, Akkoyun tekrar anlatıldı. Bunlar bizim değerli devletlerimiz. Yani hafife almayalım. Bize göre Timur zararlı olabilir burada. Ama Türk tarihinde önemli bir şahsiyettir Timur arkadaşlar. Yani Yıldırım'ı kimse tanımaz Avrupa ama Timur'u tanır. Böyle düşünün yani. Orta Asya Yıldırım'ı tanımaz ama Timur'u tanır. Anadolu Türk'ü de Timur'u çok bilmez, Yıldırım'ı bilir. Yani yere ve zamana göre hükümdarların kıymeti farklıdır. Bir tarihçi Yıldırım'ı överken diğer bir tarihçi Timur'u övebilir. Bu olaya nereden baktığımıza, nasıl bir gözlükle baktığımıza bağlıdır. Tamam mı arkadaşlar? Timur'la Yıldırım arasında olur. Bu savaşın temel sebebi iki hükümdarın da cihan hakimiyeti düşüncesidir. Yani Yıldırım'ın doğuya doğru, Yıldırım Edirne'den doğuya doğru geliyor. Timur da Semerkant'tan batıya doğru geliyor. İki hükümdarın karşı karşıya gelmesi bu savaşı doğuruyor. Mesele şu, Timur diyor ki dünya bir hükümdara çok, özür az, iki hükümdara çoktur diyor. Ya sen olmalısın Yıldırım ya ben olmalıyım diyor. Ya sen bana itaat etmelisin ya ben sana itaat etmeliyim. Ben sana itaat etmeyeceğime göre kozlarımızı paylaşalım diyor. Ve iki ordu Ankara'nın Çubukova'sında karşı karşıya geliyor. Anlaştık mı? Ve hakaret dolu mektuplaşmalar var burada. Türklerin mektuplaşmaları tekli rakamlarla olur. 1, 3, 5, 7, 9. Bu güzelliktir, letafettir. Ama çiftli olursa hakarettir. Ve mektuplaşmalar dümdüz yani böyle. Ve hediyeleşmeler çiftli rakamlar. Hakaret dolu yani. Elbise gönderiyorsunuz, 3 kat elbise gönderirsiniz, 4 kat hakaret olur. Bu tarz hakarette bile bir nezaket vardır. Bunlar iki hükümdarı karşı karşıya getiriyor. Tabi burada şu da önemli. Yıldırım doğuya doğru ilerlerken Anadolu beyliklerini egemenlik altına alıyor. Anadolu beylikleri Osmanlı'ya katılıyor ama beyler Timur'a sığınıyor. Ve Timur'u Yıldırım'a karşı kışkırtıyor. Timur Çin seferine çıkacak. Çin'i egemenlik altına almak istiyor ama Çin'i egemenlik altına almadan önce kendine bir 5 yıl veriyor. Diyor ki 5 yıl seferine çıkayım ve Batı'yı egemenlik altına alayım diyor. Ve Timur 5 yıl seferine çıkıyor. Ve Semerkant'tan batıya doğru hareket ederken Timur'un önüne Karakoyunlu çıkıyor, Celayir çıkıyor. Karakoyunlu ve Celayir devletlerini egemenlik altına alıyor Timur. Ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ile Celayir hükümdarı Celayir Ahmet Yıldırım'a sığınıyor. Bunlar da Yıldırım'ı Timur'a karşı kışkırtıyor. Ve böylelikle iki hükümdar pat diye Ankara'nın Çubukova'sında karşı karşıya geliyor. Ankara'da gezecek yer yok biliyor musunuz? Çok yani böyle işte Mardin'de olanlar, Trabzon'da olanlar hepsine selam. Samsun'da olanlar, Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da olanlar birçok mesaj alıyorum. Çok teşekkür ederim. Burada olanlar ya çok keyifli zamanlar geçirebiliyorlar. Gidecekleri yerleri var. Ya Ankara'da gidecek yer yok biliyor musunuz arkadaşlar? Orman yok Ankara'da. Hep alt geçit, üst geçit, alt geçit, üst geçit. AVM. Bir yerden geçiyor AVM. Bir bakıyorsun boşluk bir alan var. Bir ay sonra bir geçiyorsun ana AVM var. 10 katlı. Adına da idiom ne dersiniz? Arkadaşlar arka diyum, podyum. Bir sürü yani acaba bundan sonraki AVM'ye nasıl bir idiom takacaklar merak ediyorum yani. Ve Ankaralı pazar günü gideyim diyorum bir yere. Vallahi arkadaşlar ya biniyorum arabaya gidiyorum. Arkadaş AVM'nin önünde 200 araba kuyruğu var. Diyorum ki ben burada bekleyemem, bu kadar zamanda kaybedemem. Geri dönüyorum yani. Böyle bir dünya yok. Ankara'da yaşamayın. Zaten memur olursanız Ankara'ya atanmazsınız da inşallah olursunuz. Siz ilk önce doğuya böyle atayalım. Oralarda böyle bir öğretmenlik yapın. O öğretmenin hazzı doğuda kazandır, batıda değil ha. Öyle halbuki gideceksin Sarıkamış'a. Gideceksin Ağrı'ya, Iğdır'a, Van'a, Diyarbakır'a, Urfantep, Maraş'a. Oralar, o haz oradadır. Oradaki çocuklar aç. Ondan sonra batıya geleceksin. Bir hikayen olacak. Batıda başlayınca hikayen olmuyor. Haberiniz olsun, tamam mı? Hikaye doğudan gelir. Değil mi? Güneş doğudan da var. Arkadaşlar şimdi
Ne anlatıyordum ben ya? Nereden nereye var ya? Hep sizin yüzünüzden. Ha, ormanlardan bahsediyordum ben. Timur o ormanları yıkmış. Timur'un ordusunda filler var işte. O filler ormanları yerle bir etmiş. O yüzden Ankara'da orman kalmadı yani. Ankara Savaşı mı, Ankara'da ormanın olması mı, olmaması mı? İkisi de çok önemli tabii ki ama günümüz itibariyle ormanları yıkan Timur. Onu hiç unutmayacağım. Arkadaşlar, Yıldırım'ın ordusunda beylikler var. Egemenlik altına aldığı beyliklerin askerleri var. Karakoyunlu Kara Yusuf var. Celai Rahmet var. Bunlar Karakoyunlu ve Celer Devleti'nin başkanları, hükümdarları. Kara Tatarlar var. Timur'un ordusunda da beyler var. Ve filler var. Güçlü süvariler var. Ve Çubukova'sında karşı karşıya geliyor. Burada enteresan bir, enteresan değil de önceden sözleşmiş bunlar bence. Beylikler karşıya geçiyor. Beylikler beylerini görünce karşıya geçiyor. Kara Tatarlar karşıya geçiyor. Yani saf değiştiriyorlar. Memluk desteği var zaten Timur'da. Bizim orada bir panik havası başlıyor. Arkadaşlar, Yıldırım, eşi ve oğulları Timur'a esir düşüyor. Osmanlı çok ağır bir yenilgi alıyor. Osmanlı burada yeniliyor. Ben birazdan sonuçları söyleyeceğim. Timur Yıldırım'ı yanına alıyor. Yıldırım'ın karısını yanına alıyor. Köy köy, kasaba kasaba dolaştırıyor. Timur 6-7 ay, Yıldırım 6-7 ay sonra kahrından hayatını kaybediyor. 1403'te Akşehir'de Yıldırım hayatını kaybediyor. Timur Semerkant'a gidiyor. Yani dünya kimseye yar olmuyor. Timur Semerkant'a gidiyor. Otrar'da Çin'e sefer düzenleme hazırlığı yaparken o da hayatını kaybediyor 1405'te. Herkes yaptığıyla kalmış oluyor. Geriye de ormansız bir Ankara kalıyor. Arkadaşlar, şimdi Ankara Savaşı'nın sonuçlarına bir bakalım. Şimdi etrafı, kamerayı bu tarafa bir çevirebilirsek. Arkadaşlar bakın şimdi. Ankara Savaşı'nı Osmanlı kaybetti. Yıldırım Bayezid, karısı, oğulları, işte Kasım Çelebi henüz küçük 3 yaşında. Ümit Besen geliyor aklıma 3 yaşında deyince. 3 yaşında Kasım Çelebi, Musa Çelebi, İsa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, Mehmet Çelebi, 6 çocuğun hepsi Timur'a esir düşüyor. Timur, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi'yi yanında Semerkant'a götürüyor. Yıldırım'ın eşini hizmetçi yapıyor. Ya zaten Yıldırım hayatını kaybediyor. O yüzden şöyle derler, bazı tarihçiler böyle derler. Yıldırım'dan sonra bir hükümdarlar kolay kolay eşlerine nikah kıymamaya başlıyor. Çünkü Timur Yıldırım'ın eşini hizmetçi yaptı. Böyle düşünülür arkadaşlar. İkincisi, o ikinci olarak da şöyle bir şey akla geliyor ondan sonra da. Hani Anadolu'dan Osmanlı atıldı ya, ciddi anlamda Osmanlı problem yaşadı Anadolu'da. Birazdan söyleyeceğim. Çok ciddi bir şekilde Balkanlar'da devşirme harekatı Ankara Savaşı'ndan sonra başlıyor. Ankara Savaşı'ndan önce genellikle ordunun temelini Türkmenler oluştururken Ankara Savaşı'ndan sonra daha çok devşirmeler oluşturacak. İşte 1. Mehmet, 2. Murat, Fatih Sultan Mehmet döneminde bunlar ciddi anlamda kural haline getirilip uygulanacak. Kültür medeniyette bunu size anlatacağım. Burada niye sordu söyledim? Bağlantı kurun diye söyledim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sonuçlara bakalım. Yıldırım ve çocukları Timur'a esir düşer. Timur tarafından Anadolu yağmalanır. Beylikler yeniden bağımsızlığını ilan eder. Beylikler yeniden kurulur. Yeniden kurulmayan beylikler kimdir sorusunun cevabı genellikle aklımıza iki tane gelir. Karasolları Beyliği ile Kadı Burhanettin Devleti yeniden kurulmayan beyliklerdir. Diğerlerinin hepsi yeniden kurulur. Demin ismini yazdıklarım şurada tahtada var. Onlar yeniden kurulur. Arkadaşlar, ikinci olarak Osmanlı yıkılma süreciyle karşı karşıya gelir. Batı'da Türkleşme durur, Balkanlar'da fetihler durur, Bizans'ın ömrü uzar, İstanbul'un fethi gecikir, Anadolu'da bir ekonomik durgunluk ve istikrarsızlık yaşanır. Beylikler bağımsızlığını ilan ettiği için Türk siyasal birliği bozulur. Ama asıl önemli olan olay şudur, Timur Yıldırım'ın 4 oğlu arasında Anadolu topraklarını paylaştırır. Yani Osmanlı topraklarını paylaştırır ve Osmanlı'da bir fetret devri ortaya çıkar. Fetret devri, arkadaşlar bakın. Fetret devri, şöyle hemen yuvarlak içerisine alayım. İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi ve Mehmet Çelebi.
4 kardeş arasında geçen iktidar kavgalarıdır. 11 yıl sürmüştür. Arkadaşlar, İsa Çelebi, kalemi düzgün kalem çıkarayım. İsa Çelebi Edirne'de, Musa Çelebi Bursa'da, Süleyman Çelebi Balıkesir'de, Mehmet Çelebi de Amasya'da hükümdarlığını ilan eder. Bu olay, bu dört kardeş arasındaki olay toplam 11 yıl sürer. Bu sürece biz Osmanlı tarihinde Fetret Devri deriz. Osmanlı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Bu süreçte Osmanlı'yı tehdit eden devlet ise Akkoyunlu olur. Çünkü Akkoyunlu Osmanlı zayıflamasını fırsat bilerek topraklarını Osmanlı aleyhine genişletmeye başlar. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu kardeşler arasında, dört kardeş arasındaki taht kavgalarından Çelebi Mehmet galip çıkar 1413'te. Çelebi Mehmet devletin yeniden kurar. O yüzden 1. Mehmet, yani Çelebi Mehmet, Osmanlı devletinin ikinci kurucusu kabul edilir. Olayı şöyle anlatayım size. İsa Çelebi Edirne'deydi. Musa Çelebi Bursa'da, Süleyman Çelebi Balıkesir'deydi. Arkadaşlar, bu kardeşler birbiriyle mücadele eder. Yani Bursa bir dönem Süleyman Çelebi'nin eline, Edirne bir dönem Musa Çelebi'nin eline, Bursa bir dönem İsa Çelebi'nin eline geçer. Bunların arasında yer değiştirmeler olur. En son Musa Çelebi'nin elindeki Edirne'yi, ki İsa Çelebi oradan kuran Musa'dır, Edirne'yi Mehmet Çelebi ele geçirir. Edirne'de hükümdarlığını ilan eder. Diğer kardeşini bertaraf ederek devleti yeniden kurar. O yüzden de Osmanlı'nın ikinci kurucusu Çelebi Mehmet kabul edilir. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmuyoruz. O zaman Fetret Devri'ne son veren 1. Mehmet'tir, Çelebi Mehmet'tir. Osmanlı Anadolu'da bunca sorun yaşarken, Balkanlar'da Osmanlı'nın sorun yaşamayıp varlığını devam ettirmesinin temel sebebi de istimalet ve iskan politikasıdır. Osmanlı Balkanlar'da kalıcı olmuştur. Uyguladığı hoşgörü politikası da onu Balkanlar'da güç tutmuştur. Artı geçen derslerimizden hatırlayın, Avrupa'da 100 yıl savaştan yaşanması Osmanlı'ya karşı bu tarihlerde bir Haçlı ittifakının oluşmasını da engellemiştir. Tamam mıdır arkadaşlar? Bağlantıyı unutmuyoruz. Geliyorum hemen kısa bir bölüm Çelebi Mehmet dönemine, 1. Mehmet dönemine. 1. Mehmet 1413-1421 yılları arasıdır. Çok özür arkadaşlar. Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu kabul edilir. Kurucu Osman. Asıl kurucu Orhan, beylikten devlete Orhan. Devleti yıkılmaktan kurtarıp Fetret Devri'ne son verip tekrar dirilten 1. Mehmet. O yüzden de ikinci kurucu Çelebi Mehmet kabul edilir. Çelebi demişken hemen şunu söyleyeyim. Osmanlı padişahların çocuklarına kibar, efendi anlamına gelen Çelebi ve Şehzade denilir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 1. Mehmet döneminde neler var? Arkadaşlar, 1. Mehmet Saruhanoğulları Beyliği'ni egemenlik altına alır. Saruhanoğulları egemenlik altına almaktan ziyade Saruhanoğulları Beyliği'nin topraklarını alır. Manisa alır. Saruhanoğulları Beyliği'ne son verir yani. Son vermek başka bir şey, egemenlik altına almak başka bir şey. Aydınoğullarından İzmir'i alır. Menteşoğullarını egemenlik altına alır. Candaroğullarını egemenlik altına alır. Bak, son verme değil, egemenlik altına alma. Tekrar ediyorum, Candaroğullarını egemenlik altına alır. Aydınoğullarının İzmir'i alır. Menteşoğullarını egemenlik altına alır. Saruhanoğulları Beyliği'ne son verir. Tamam mıdır? Yani o zaman Fetret Devri ile bozulan Türk siyasal birliğini kurma çalışmaları Çelebi Mehmet döneminde yeniden başlar. Arkadaşlar, bu dönemde çok önemli iki tane isyan olur. Bunlardan bir tanesi Şeyh Bedrettin isyanı. Diğeri Düzmece Mustafa isyandır. Bir de Deniz Savaşı vardır. Ben onu size şurada anlatayım. İyi dinleyin şimdi. Biraz böyle bağlantılar kurarak anlatayım, tamam mı? Bana bakın şimdi hepiniz. Milyonlar beni izliyor falan vardır ya öyle, milyonlar. Ne milyonlar izliyor? Şimdi, televizyon kanalları var, beni milyonların izledi. Kesin onu biliyorum zaten de, ama hani vardır ya haber spiker kanalı, spikerler. Milyonların önünde lan ne milyonu, kaç bin kişi izliyordur seni. Neysin sen? Çok kızıyorum onlara. Vardır ya işte şu kanalın haber spikeri, bu kanalın haber spikeri.
Milyonların önünde bana bunu deme. Bu evlendirme programları var bir de. Allah'ım ya Rabbim ya. Nedir o ya? Yani Allah'ım ya Rabbim. Ya konuşacağım, çok konuşacağım. Suç olurum diye konuşmuyorum ya. Biz tarihçiyiz, biraz farklı düşünüyoruz herhalde. Şimdi arkadaşlar konumuza dönelim. Şimdi Şeyh Bedrettin kuruluş dönemi önemli İslam alimlerinden birisi. İyi bir eğitim almış birisi. İslam alimi bu adam. Kaliteli bir adam aslında. Ama söylediği bazı cümleler var. Diyor ki para, toprak, yeraltı ve yerüstü kaynakları ümmetin ortak malıdır diyor. Ve bunun üzerine bir felsefe geliştirmiş Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin de babayı geleneğinden gelme. Şu babayı sakistanı vardır ya, böyle düşün. Osmanlı onlara karşı bir gıcığı var zaten. Yani Sünni İslam dünyası babayı hareketine karşı hoşgörülü değildir arkadaşlar. Ama burada da yani Şeyh Bedrettin de pek bir suçu yok. Yani bizim Musa Çelebi'nin suçu var. Musa Çelebi Edirne'de de hükümdarlığını ilan edince Bizans'ın yardımıyla. Şeyh Bedrettin de kendi kazaskeri yapıyor uyanık. Şeyh Bedrettin de bunu fırsat biliyor. Diyor ki işte ümmetin malı ortaktır arkadaş diyor. Yani Osmanlı tarihinde ilk defa böyle sosyalist düşünceye sahip olan kişi Şeyh Bedrettin ve bunun müritleri var. İzmir Manisa dolaylarında Börklüce Mustafa Torlak Kemal. Bunlar da müritleri, yani halifeleri, öyle söyleyeyim size. Bunun fikirleri yayılıyor. Osmanlı topraklarında yayılıyor. Ve Osmanlı bakıyor ki ya bu iş böyle olmayacak lan diyor, nasıl yani? Ya nasıl yani yerüstü yeraltı kaynakları milletin olur mu? Osmanlı hanedanınındır diyor. Ve Osmanlı'nın inandığı fıkıh anlayışıyla, itikat anlayışıyla Şeyh Bedrettin'in ortaya koyduğu öğretiler çarpışıyor, çakışıyor. Ve İzmir, Manisa dolaylarında Şeyh Bedrettin'in müritleri tarafından isyan çıkarılıyor. Buna Şeyh Bedrettin isyanı deniliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bizde dinsel nitelikli çıkan, hatta dinsel nitelikli bile demeyelim sadece, dinsel ve sosyolojik nitelikli olarak çıkan ilk isyan hareketi Şeyh Bedrettin'dir. Osmanlı için söylüyorum. Biz derken Osmanlı kastediyorum şu anda. Bu isyan çıkıyor. Bu isyanı Çelebi Mehmet bastırıyor. Zor bela Şeyh Bedrettin'i yakalatıyor ve idam ediliyor. Önemli bir İslam alim ama öğretileri Osmanlı hayat felsefesine uymadığı için böyle bir şey ortaya çıkıyor. Hani şey vardır böyle Ahmet Kaya, sonradan değer kazanan sanatçılardan Ahmet Kaya'nın parçalarında geçer. Şeyh Bedrettin'i düşün, Börklüce Mustafa'yı. Hatırlar mısınız bunu, dinleyenler varsa? Ben üniversite yıllarında epey dinlemişliğim vardır Ahmet Kaya'yı. Arkadaşlar şimdi ikinci isyan ise Düzmece Mustafa isyanı. Hatırlayın, bu Timur Mustafa Çelebi'yi yanında götürmüş değil mi? Kasım Çelebi, Mustafa. Kasım Çelebi küçüktü, öldü. Mustafa Çelebi duruyor, Semerkant'ta duruyor. 1405'te Timur ölüyor. Timur'un ölümünden sonra Mustafa Çelebi bir müddet daha Semerkant'ta kalıyor. Sonra Semerkant'tan bir şekilde kurtuluyor. Ya Timuriler gönderiyor bunu ya da kaçıyor, bilmiyoruz, haberimiz yok. Geliyor adam Bursa'ya. Şeye diyor ki, Çelebi Mehmet'e diyor ki kardeşine, abisine, abi diyor. Ben senin kardeşinim diyor, bak ben aynı babadan olduk. Yani ikimiz de Bayezid'in çocuklarıyız. Edirne ve Anadolu senin olsun. Bursa, Edirne ve Avrupa senin olsun. Yani Edirne ve Batısı senin olsun. Bursa ve Doğusu da benim olsun diyor. Yani ikili teşkilat uygulayalım. Sen Kaan ol, ben Yabgı olayım diyor. Yani böyle yapalım diyor. Bunu kabul etmiyor birinci Mehmet. Bunun üzerine Çelebi Mustafa, Şehzade Mustafa yani Bursa'da hükümdarlığını ilan ediyor. Arada adına hutbe okutuyor ve para bastırıyor. Adına para da bastırıyor. Bunun üzerine Çelebi Mehmet, 1. Mustafa hakkında bazı şaibeler yaymaya başlıyor. Ve diyor ki, bu Mustafa benim kardeşim olan Mustafa değil, bu Mustafa'nın kanında kut yoktur diyor. Ve bunu dinsel olarak da duyuruyor. Bunu yapmasının sebebi Anadolu halkının Mustafa'ya vermiş olduğu desteği çekmesini sağlamaktır. Ve gerçekten de bunu söyledikten sonra Bursa'da Mustafa kazandığı desteği kaybediyor. O yüzden tarihçiler Şehzade Mustafa isyanına Düzmece Mustafa ya da Yalancı Mustafa derler. Yani Mehmet'in kardeşi olmayan Mustafa olarak düşünür bazı tarihçiler bunu. Kanında kut olmayan, Yıldırım'ın oğlu olmayan Mustafa diye düşünür. Bu isyan bastırılıyor ve Şehzade Mustafa Bizans'a sığınıyor. Böylelikle Bizans, Osmanlı-Şehzade kavgalarına yeniden karışmış oluyor.
Anlaştık mı arkadaşlar? Ki zaten şehzadeler arasındaki kavgaya Bizans karıştığı için bizim iç şehrimize karışmış olacak. Ki İstanbul'un kuşatılmasının sebeplerinden birisi de budur. Şehzadeleri Osmanlı'ya karşı kışkırtmak, iç şehrimize Bizans'ın karışması olarak geçer. Bu da ne oldu? Düzmece Mustafa İsyanı 1. Mehmet döneminde çıktı ve bastırıldı. Bizans'ın iç şehrimize bu şekilde karışmış oldu. Bizim bu dönemin bilinmesi gereken diğer bir olay ise şudur. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk defa, bunu yine kültür medeniyette anlatacağım size, donanmacılık faaliyetleri Orhan Gazi döneminde Karasoğulların Osmanlı'ya katılmasıyla başlar. Osmanlı ilk defa kendi donanmasını ve tersanesini 1. Bayezid döneminde Karamürsel'de kurar. Daha sonra büyük tersanesini Gelibolu'da kuracaktır. İlk kaptan deryamız da Karamürsel Alp kabul edilir. Tamam mı arkadaşlar? İleride ben size kültür medeniyette bunu söylerim. Bu dönemde 1. Mehmet döneminde kaplan derya statüsünde olan bir Melikü Sevahilimiz var. Bunun adı da Çalıbey. Çalıbey komutasındaki Osmanlı donanması ile Venedik donanması arasında ilk savaş yapılır. Bu bizim Osmanlı tarihinin ilk deniz savaşıdır. Çalıbaş Savaşı diye geçer arkadaşlar bu. 1416 yılında. Bu savaşta Osmanlı Akdeniz hakimiyeti yüzünden diye geçer bu. Savaş yapılır. Bu savaşta Osmanlı yenilir. Çalıbey de şehit düşer. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? Çalıbey'in şehit düştüğü olayı unutmuyoruz. Osmanlı yenilir. Her ne kadar Osmanlı yenilmiş olsa bile deniz tecrübesi adına Osmanlı'ya iyi bir deneyim katmış olur. Tamam mıdır? 1. Mehmet dönemindeki olaylarımız da bu kadar. Bunları, bu sıralamayı unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarımı unutmayın. Bağlantılarınızı iyi kurun. Tamam mıdır? 2. Murat dönemiyle birazdan devam edelim. Aynı gün kargo, farklı ödeme seçenekleri, peşin fiyatına 3 taksit, %50'ye varan indirim fırsatı ve sürpriz kampanyalar. Benim hocam, benim başarım.